Kasım Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Vedat Bey, sağ olun. Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kasım Gülpınar, Edisa TV Genel Yayın Yönetmeni Vedat Akın hazırlayıp sunduğu gündem özel programına konuk oldu. İlla her şey Ankara İstanbul, Türkiye Ankara İstanbul'dan ibaret değil ki. Gündem özel programı sosyal medya platformlarında 75 bin aşkın kullanıcı tarafından takip edilerek izlenme rekorları kırdı. Birbirinden önemli noktalara değinen Gülpınar, Vedat Akın, sizi aday olmaya iten şey neydi? Mevcut yönetim yetersiz ve eksik mi? Neden istifa ettiniz? Arka planda neler yaşandı sorusuna şu cevabı verdi. Halkın teveccühünün ne olduğunu, halkın neyi istemediğini ve neyi istediğini çok net bir şekilde biz uzaktan da olsa bunları okuyabildik. Urfa'nın nabzını tutup Ankara'ya aktaracak pozisyonda bir siyasetçi değilim ben. Şimdi esas bu vazifeyi yapması gerekenler görmedi veya görmek istemedi bu tabloyu. Bakın bir teşhis koydular. Bir hastalık var ortada. Tedavisi. Bir sıkıntı var. Tedaviyi de yazdılar. Reçeteyi de yazdılar. Teşhisi koyup reçeteyi de yazdılar. Şimdi iş bunu uygulamaya geldi. Halkın isteği sağlam bir şekilde aktarılmazsa gerekli mercilere, belki gerekli mercilerin içinde de bu sıkıntı oluşturacak, onların da belki işine gelmeyecek bilgiler olabilir bunlar. Ki o da bence mümkün ve oldu muhtemelen. İşte böyle bir durumda bize başka yapacak çare bırakmadılar. Gülpınar, yönetim anlayışınız nedir? Ahlaklı belediyecilikten neyi anlamamız gerekiyor sorusuna ise şu sözlerle yanıt verdi. Sonuçta aslında belediyecilik demek şehircilik demektir. Bu işin %80-90 belki %95'ini şehircilik kavramı oluşturur ve şehircilik üzerine proje üretmek ve bu konuda çalışma, çabalama, gayret etmek demektir. Fakat şu anda Urfa'da mevcut içinde bulunduğumuz duruma baktığımızda halkın başka bir beklentisi var. Ha bu demek değildir ki şehirciliği göz ardı ama önce bunun çözülmesi lazım. Bir kere burada dürüst belediyecilik, işte ahlaklı belediyecilik. Halkın benim şu anda en büyük projem halktan gelenin halka harcanması, bir kuruşun bile israf edilmemesi, başka yerlere peşkeş çekilmemesi. Halk bunu istiyor. Bunu ben söylemiyorum bakın, halk söylüyor. Hangi partiden olursa olsun, hangi siyasi görüşten olursa olsun, herkes aynı şeyi söylüyorsa burada bir gerçeklik payı vardır. %10, %20 fark etmez. Bizim derhal onun üzerine inmemiz lazım. Bu halkın paraları nereye gidiyor? Şayet seçilirsek bakın baştan söyledik, 5 seneliğine geleceğiz biz. İkinci bir 5 sene yok. Bir kez. Bir kez. Onun için ikinci senenin gelecek seçimlerin değil, gelecek nesillerin yatırımını yapacağız biz burada. Şanlıurfa'yı belediyecilik anlamında ayakta tutacak iki tane temel dinamiğin olduğuna vurgu yapan Gülpınar, Vedat Akın kendisine yönelttiği Şanlıurfa hak ettiği değeri görüyor mu sorusuna şu cümlelerle yanıt verdi. Bir marka şehir olması beklenir normalde ve bütün bunların dışında Urfa genç ve dinamik bir nüfusa sahip, ancak sanayide, eğitimde son sıralarda genç işsizlikte bir numarayız. Belediye bu sorunların aşılmasında nasıl bir rol oynayabilir? Urfa'yı ayakta tutacak İki tane temel dinamik var. Bence en önemli iki konu, biri turizm, iki tarım. Zaten tarıma kimse şüphe, hiç öyle bir tartışmasız ama turizm konusunda çok ciddi eğilmemiz lazım bizim. Bence mesela Urfa bir turizm şehri olması lazım. Aynı zamanda kültür sanat anlamında da. Ya turizm her şeyi kapsıyor. Sonuçta turizm dediğinizde bunların hepsi içinde dahil. Bir turistin bir ülkeye gitmesi için çok çeşitli sebepleri vardır. Bunların hepsini zaten bir arada toplayabilirsiniz. Birini, ikincisini, üçünü. Yani bir kere bizim turistin buraya gelmesi için şehri cazip hale getirmeniz lazım. Şimdi bugün ulaşımından tutun, konaklamasına, hijyeninden tutun, yani restoranına, gastronomisine, bunlar bir bütündür turizmin içinde. Seçici, parası bol, zengin ama kaliteyi arayan, kaliteyi isteyen ve gittiği şehirde rahat etmeyi arzulayan bir turist potansiyelini biz Urfa'ya getirebilirsek, zaten Urfa'da biz çok şeyi başarmış oluruz. Birincil hedefimiz bu olması lazım. Hiçbir seçimde öngörüde bulunmadığını ifade eden Gülpınar, seçimde galip gelir misiniz sorusuna şu cevabı vererek sözlerini noktaladı. Ya şimdi ben hiçbir seçimde Vedat Bey böyle bir öngörüde bulunmadım. Hiçbir seçimde kazanırız, şu kadar oy alırız, şöyle yaparız. Yani gözlemlerimiz çok açık ve net. Normal bir seçim ortamında legal bir şekilde seçim tamamlanırsa, ki inşallah öyle olacaktır, çok demokratik bir ortam cereyan ederse bizim kazanmamamız için hiçbir şu anda gerekçe yok. Ayrıca Kasım Bey kendisine dönük iddialara içtenlikle yanıtlar verdi.
En önemlisi kısaca bir sloganla özetlersek AK Parti'ye muhalefete değil Urfa'ya hizmet için yola çıktım. Halk beni işaret etti. Bu yüzden ben aday oldum. Bir seferliğine aday olacağım. Zihniyeti değiştirmeye talibim dedi.